Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ayrıntılı Osmanlı tarihini ele aldığımız video serimizde son olarak sizlerle birlikte Sultan Yıldırım Beyazıt'ın saltanat yılları hakkında özet bir şekilde bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ise sizlerle birlikte ele alacağımız konu Sultan Yıldırım Beyazıt dönemi, Rumeli meselesi ve seferleri konusu olacaktır. Biz bu videomuzda bu konuyu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz değerli dostlarım. Evet. 1289'da ilk olarak 1. Beyazıt Anadolu eserini bir köşeye koyup Rumeli sorunları ile ilgilendi. Sırbistan şehrini yoluna koymak için çaba harcadı. Kosova Savaşı'nda öldürülen Sırp kralı Lazar'ın ardılı olan Stevan Lazarević ile yeni bir anlaşma yaparak Sırplar için yıllık vergi ödenmesi tayin edildi. Ve yeni kralın kız kardeşi Mara Despina'nın 1. Beyazıt ile evlenmesi için anlaşma yapıldı. Yeni bir Hristiyan'ın ittifakını önlemek amacıyla Vidin, Eflak ve Bosna yörelerine Yiğit Paşa, Hoca Firuz ve diğer Akıncı beyleri komutasında Akıncı birlikleri sevk edildi. Yoğun bir Türkmen göçmen grubunun Üsküp ve civarına yerleştirilmesi sağlandı. Padişah kışı Edirne'de geçirdi. Edirne'nin imar edilmesi için uğraştı. Hükümdarlığını kutlamaya gelen elçileri kabul etti. Venedik Cumhuriyeti elçisi Francisco Quirin'e Venedik ticari kolonilerine tanınan imtiyazların devam etmesi için güvence sağladı. 1291'de ilkbahar aylarında Anadolu'da Kastamonu seferi yapmaktayken Eflak Voyvodası Mirce Tuna Nehri'ni geçip Karinabad'a kadar ilerledi. Bunun üzerine 1. Beyazıt hızla Rumeli'ye Mirce üzerine yöneldi. Arkus Ovası Savaşı'na Mirce komutasındaki Eflak ordusuna karşı çıktı. Savaşı Osmanlı ordusu kazanıp Eflak Voyvodası Mirce esir alındı. Mirce ile yapılan anlaşmaya göre Mirce çok yüksek bir kurtuluş akçesi ödemek zorunda kalıp ülkesine dönebildi. Eflak Voyvodalığı da Osmanlı Devleti'ne bağımlı bir vasal devlet statüsüne girdi. 1393'te 1. Beyazıt Anadolu'da Amasya ve civarında iken Macarların saldırıları üzerine Rumeli'ye döndü. Bulgarların başkenti olan Tırnova'yı ele geçirdi. Macar-Bulgar karışık orduları işgaline uğrayan Tuna boyu kaleleri olan Silistre, Nibolu ve Vidin'i tekrar Osmanlı egemenliğine aldı. Nibolu kalesine kapanmış Bulgar kralı Şişman ve oğlu Aleksandr kısa bir kuşatma sonunda bu kalede 1. Beyazıt'ın eline esir düştüler. 1394'te Selanik ve Yenişehir'i yani Mora'daki yeni şehri alan Osmanlı orduları Teşeliye ve Arnavutluğa kadar ilerlediler. 1395'te Bizans İmparatoru ve prenslerinin Serez'de görüşmeleri başarısız kalınca 1. Beyazıt komutasında Osmanlı ordusu güneye Yunanistan üzerine hücuma geçip Trihala, Domitia, Patras ve Farsala şehirlerini ele geçirdi. Sonra tarihi Trempoyolya
geçidinden geçerek Atika Yarımadası bölgesine girdi. O yazık ki bu Yunanistan'daki başarısından sonra 1. Beyazıt yine o yaz sonu Anadolu'ya, Kastamonu'ya yöneldi. 1296'da yine Rum elinde çok büyük bir Haçlı Seferi ordusuna karşı 23 Eylül 1396'da Neybolu Savaşı yapıldı. Ve 1. Beyazıt çok büyük bir zafer kazandı. 1397'de Balkanlardaki Akıncı grupları Evrenos Bey, Murtaza Bey ve Yakup Paşa komutanlarında Venedik'e bağlı olan Karon ve Modon kaleleri ile Mora'ya akınlar tertip ettiler. Bu akınlar yıldırma ve yağma toplama hedefliydi. Bu kaleler ve araziler fethedildi ve arazilerine yeni Türkmen aileleri yerleştirildi. Bu karelerin ve arazilerin fethedilmeleri ve arazilerine yeni Türkmen aileleri yerleştirilmeleri öngörülmekteydi. Tam aksine Rumeli'nin bu yörelerinin bazı yerlerinde bulunan halk toplu olarak Anadolu'ya göç ettirilmişti. Yani buradaki plan Osmanlı Devleti aleyhine tutmamıştı değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Bunu da bu şekilde belirttikten sonra şimdi gelin bu konu hakkında başka bir kaynaktan bu konuyu dinleyelim. Daha farklı bilgiler varsa onları da sizlere vermiş olalım değerli dostlarım. Evet. Haçlı komutanları İstanbul kuşatmasında olan Bayezid'in ordularını gördüklerinde bu kadar kısa süre içerisinde Neybolu'ya geldiğine inanamadılar. Macar kralı Sigismund atlı birliklerini şehrin iki tarafına yerleştirerek ordugahını kurdu. Fransızlar ilk başta arkada olmalarına rağmen kendilerine oldukça fazla güvendikleri için ordugahlarını kalenin güneyine kurdular. 10 Eylül'de Venedik, Ceneviz ve Saint-Jean şövalyelerini taşıyan Haçlı gemileri Neybolu Kalesi önüne gelerek demir attılar. Neybolu Kalesi önemli bir kentti. Yüksek kayalar üzerinde kurulan bu kalenin komutanı Doğan Bey'di. Kaleyi kuşatma altında tutarak erzakları birliğinde teslim olmaya zorlayacaklardı. Yıldırım Bayezid burada bir tepe üzerinde otağını kurdu. Adına yaraşır hızla ilerleyen Yıldırım burada divanını toplayarak savaş vaziyeti aldı. Osmanlı ordusunun civarı 60-70 bin, Haçlıların mevcudu ise 100-120 bin arasındaydı. Savunma savaşı yapılacaktı. Yıldırım Bayezid ordusunu 3 hat halinde dizdi. En önde Sarıca Paşa emrinde azaplar yani piyadeler vardı. Ordunun önündeki ilk saldırıyı karşılayacak azapların arkalarına hücumu yavaşlatacak kazıklar ve mızraklar dikilmişti. Bunların arkasında sağda Şehzade Süleyman Çelebi kumandasında Çandarlı Ali Paşa, Firuz Paşa, Balkoç ve Timurtaş beylerle Rumeli askerleri, solda Şehzade Mustafa Çelebi kumandasında Anadolu beyler ve Timurtaş Paşa ve askerleriyle Karaman beyleri, ortada ise Yıldırım Bayezid ile Yeniçeriler bulunmaktaydı. Tımarlı sipahiler sağ ve sola dağıtılmış, okçular uç kısma mevzilenmişti. İhtiyat kuvvetlerini oluşturan pusudaki Yeniçeriler, süvariler ve sırf askerleri ise bir tepenin arkasında üçüncü hattı oluşturdular. Haçlı kuvvetlerinde komuta Macar Kral Sigismund'da olacaktı. İlk hatta Fransız şövalyeler vardı. Macar, Alman, Rodos şövalyeleri, Bohemia ve Lah askerlerinin yer aldığı Sigismund'un kuvvetleri ikinci safta yer alıyordu. Sağ kanatta Transilvanya Voyvodası Laskoviç ile Lahlar, sol kanatta Eflak Voyvodası Mirçe ve Hırvatlar bulunuyordu. Sayısı 30 bini bulan seçkin Hospitalier şövalyeleri ve Mayflentleri ana ordudan bağımsız şekilde harekete geçtiler. Onları Osmanlıların öncü birlikleri ve azaplar karşıladı.
Azaplar Fransız şövalyeleri yavaşlatsa da ağır kayıplar verdiler. Onlar geri çekilmeye başladıklarında şövalyeler Türk askerlerinin sapladığı kazıkların olduğu bölgeye geldiler. Bu hattın çevresindeki Türk okçular altlarından inmek zorunda kalan şövalyeleri oldukça yıprattılar. Başıboş kalan altların bir kısmı geri döndüğünde Haçlı ordusunda büyük panik başladı. Türk okçulara ulaşan Fransız şövalyeleri bu hattı yardılar. Yaya olarak ilerleyen Haçlılar Osmanlı sağ kanadına yüklendiler. Şehzade Mustafa ve Timurtaş Paşa Haçlılara karşı ani bir saldırıya geçerek desteğe geldiler. Sigismund'da kuvvetleriyle savaşa dahil olmuştu. Anadolu sipahilerinin ve Macar askerlerinin birbirine benzemesinden dolayı büyük karışıklık yaşanmış, Yıldırım Bayezid'in ordugahı tehdit altında kalmıştı. Tepe ve açlık alanına konuşulan Türk süvari ordusunun asıl gücü savaşa dahil olunca şövalyelerin yapacak hiçbir şey kalmamıştı. Fransız şövalyelerinin etrafı Türk birlikleri tarafından kuşatılıyor, onlara desteğe gelen Macarların ise bu Fransızlara yardım etmeleri engelleniyordu. Fransızların birçoğu hayatını kaybetti, bir kısmı esir alındı. Sabah başlayan muharebe, gün biterken kesin Osmanlı zaferiyle sonuçlandı. Nesri bu savaşı şöyle anlatıyor. Pusuda durmuş olan hünkâr derhal tekbir getirerek hep birden kafirlerin üzerine hücum ettiler. Kafirler de Türk'ün pusuda askeri olduğunu gördüler. Türk pusudaymış diyerek hemen domuz gibi ürkerek karganın şahinden kaçması gibi hezimete yüz tuttular. Savaşın sonunda Osmanlılar 30 bin civarı şehit vermişlerdi. Haçlılar ise çok daha fazla kayba uğradılar. Eflak Prensi Mirçi ve Hırvat Kral Laskoviç askerlerini alarak Osmanlı birlikleri kendilerine yetişmeden kaçmaya başladılar. Macarların çoğu telaş içerisinde kaçarken Tuna Nehri'ne atladılar. Geriye kalanlar ya imha edildi ya da esir alındı. Sigismund'da yenilgiyi gördükten sonra Tuna'da bekleyen bir gemiye binerek kaçtı. Sivil halkı katleden Haçlılara karşı Yıldırım hiddetliydi ve Nibolu Savaşı Osmanlıların ilk zamanlarında esirlerin öldürüldüğü tek savaş olarak tarihe geçti. Çocuk yaştaki esirlerin canları bağışlandı, soylular yüklü fidye karşılığında serbest bırakıldılar. Evet dostlarım, Nibolu Savaşı'nı da bu şekilde başka bir kaynaktan dinlemiş olduk. Yani Nibolu Savaşı Osmanlı'nın ilk dönemlerindeki önemli savaşlardan bir tanesidir. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Gerçekten de mühim bir savaştır. Biz bunu da bu videomuzda tabii ki ilerleyen tarihlerde biz de anlatacağız ama önden gitmiş olduk. Şimdi değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Rumeli meselesi ve Yıldırım Beyazıt'ın Rumeli'ye seferleri konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda sizlerle birlikte ele alacağımız konu Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu sorunları ve Anadolu fetihleri, ya da söylediğim gibi Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu fetihleri konusu olacaktır. Biz önümüzdeki hafta Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu fetihleri konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi önümüzdeki hafta Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu fetihleri konusunu ele alıp bu konu hakkında sizlere ayrıntılı bir bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize videomu buraya kadar izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun inşallah.
Allah'a emanet olun. Evet. Allah'a emanet olun.